O genel seçimlerde bir çok büyük bir ateş vardı. Yani saha çok sıcaktı, değil mi? Büyük kavgalar, büyük Evet. mücadeleler. Anket şirketlerin inanılmaz, bazıları ismini yeni duydum hatta. Hatırlıyorsun Alf var 2023'te. mesela. Hiç Evet. araştırmada duymadığımız. Hatta sosyal medyada çıkan hesaplar vardı. Evet. Bakıyorduk mesela hemen bir şey yayınlanıyor. Bir bakıyoruz 52.3'te gelmiş Kılıçdaroğlu. Bir bakıyoruz sonra arkasından şirket aramış. Öyle bir şirket yok. Fakat 1 milyon görüntülenme almış. Ya Bak 1 milyon bugün görüntülenme bir almış. O sonucu rüzgardan gördüm. etkilenip Tabii. böyle yeni şeyler de ortaya Ama çıkmış. şöyle bir çekingenlik de var. Onu da görüyorum. Şimdi hazır Ferhat Murat buradayken çünkü o konularda araştırma şirketi, anketlerle ilgili çok önemli değerlendirmelerde bulunan bir arkadaş. Hani daha önce de bunu yaptı 23'te. 2023'te gördük. O yüzden hazır buradayken söylüyorum. Bir çekingenlik yok mu şu anda? Yani ne kadar siz görüyorsanız da. Mesela ben göremiyorum. Yani bir sabah program yapacağız ya da gazete hazırlayacağız. Eskiden anket şirketleri cayır cayır şey yapardı, anket yaparlardı. Şu anda Erzurum'dan Antalya'ya kadar kimin kazanacağını verirlerdi. Bak çok Evet. ente verirlerdi. ORC, ötekiler, yani Konda. Konda falan. Çoktan biz şu anda 10 tane anket var elimizde. Yolda geçerken soruyorlar, ben anket veremiyorum. Dedim ki yani önümüzdeki hafta geleceklerken şurası da o bir gün kaldı. Şimdi bir panik var, bir çekingenlik var. Çünkü çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattılar. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine daha doğrusu altılı masa seçmenine büyük bir hayal kırıklığı yarattılar. Oluşturdular onun üzerine. Şimdi bak biraz önce bir şey söylüyordun. Onu hemen buraya atlayayım ben. İstanbul'un hali perişanı, yanan otobüsler, İstanbul'un yaşadığı sorunlar. Ben bundan 5 sene, 4 sene evvel Kadıköy yakasından iş yerime 1 saatte, ya 45 dakikada gelirken artık 1,5 saatte geliyorum. Bu şaka değil. Bunu her günde söylüyorum. Neden böyle oldu ben de bilmiyorum. İstanbul nüfusu geçen sene 25 bin kişi azalmış. Bu Evet. arada İstanbul nüfusu geçen sene 25 bin kişi azalmış. Ama 250 bin kişi galiba hocam. Ben 25 bin dedi öyle mi Yani bilmiyorum. daha fazla gibi. Ama azalmış. Yani çoğalma yok. 15,5 milyon. Üzerimize kimse gelmedi. Biz yaşıyoruz İstanbullu olarak. Fakat ben niye trafikte her gün yarım saat gecikiyorum? Eksilen bir toplu ulaşım var mı? Somut olsun diye açıklıyorum, hikayeyi anlatıyorum. Kuzey Marmara otoyolundan giremiyorum artık. Çok basit aslında hocam. Yani toplu taşımayla insanlar 2019 öncesinde rahatlıkla evlerine, işlerine gidebilirken artık Gidemiyor o tabii. sıkışıklık içerisinde kalmamak adına evlerinden araçlarını çıkartıyorlar ve yolları tıkıyorlar. Ve çok basit bir şeyden bahsetmek istiyorum. En çok metro konusu mesela. Yol da açılmıyor ayrı bir Şey konu. zannediyor İmamoğlu, böyle bir algı oluşturmaya çalışıyor. Şu, ben bu metroyu tamamladım. 45 kilometre aştım. Halbuki o 8 kilometre. aştığı 8 kilometre o da mesele değil. O sallıyor. Hani daha önce 90'a yapılmış ya. 18 kilometre bu 2 kilometresini açmış. Ya da 1 kilometresini açmış. Onu komple sayıyor. Saya saya 60 küsür diyor. Açtım diyor. Ama bu yanlış. Neden yanlış? İstanbul'da eğer bir belediye, İstanbul gibi 16 milyon nüfuslu bir metropolü 2019'da en az 8-10 tane yeni metro hattı oluşturmamışsan bu hale gelirsin. Tabii. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. 5 yıllık kaybın geri dönüşümünü 5 Tabii yılda da elde edemezsiniz. Yani İstanbul'da 15 yıllık, 20 yapamazsın. yıllık zaman zarfına yansır Şimdi zaten bu peki. 2019'da geldiğin zaman elindeki mevcut projenin üzerine bir o kadar katman lazım. Yeni hatları açman lazım. Yeni bir takım işte Boğazaltı yolları bilmem işte o megabüs var ya sallama projeleri Hızray. var. Hızray falan filan. Hiçbir tanesi yok. Ve nüfus aynı. Fakat daraldık. Otobüste hayatımda birkaç daha işe geç kalmışımdır canlı yayına. Otobüs yangını yüzünden veya otobüs arızası yüzünden. Şimdi soru Otobüsle mi şu. gidiyordunuz işe? Hayal. Otobüs kalıyor. Trafik Trafik bir kırışıyor değil mi? tıkanıyor. Ya orada bizim Bus Express'te otobüs kalmış. Karşıya döneceğim. Dönemedim 15 dakikada. Ve geç kaldım. Ve isyan ettim. Şimdi bütün İstanbul bunu görmüyor mu? Görüyor. Asıl soru şu. Ferhat Murat bir üzerinden hızlı geçti ama bence bütün millet onu merak ediyor. Herkes de bana soruyor. Ben de hazır bulmuşken sorayım. Şimdi madem bunlar var. Madem İYİ Parti de yok çıkarttık. Demin de yarısını çıkarttık hocam. Dördü çıkarttık. Dört kaldı geriye. Doğru mu? CHP'nin oyu belli. Onu da koyduk. İYİ Parti yok. Çıkarttık. Yeniden Refah'ın da kendi seçmeni var. O da o AK Parti'den. Ya nasıl yüzde kırkları bulabiliyorsunuz? Soru bu. Yüzde kırkları bu. Kafa kafaya gidiyorsa eğer. Bu kötü yönetilmişlik. Bu rezil belediye sonucunda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar kötü bir belediyeyi yöneten, bu kadar kötü bir başkanı nasıl olur da bu kadar büyük işler başarmış iktidarın? O projeler de hepsi AK Parti'ye ait projeler. Yani bitirdiği projelerin, tamamladığı projelerin diyeyim daha doğrusu. Ve Murat Kurum'un da
ne olduğunu bütün Türkiye biliyor. Bakın muhalif de dahil. Yani seçmen ideolojik oy kullanıyor ha, diyorsun. Bak orada ifadeyi kullandı. Hemen geri döndüm hocam, baktım. Bir mukayese yapmam gerekiyordu. Bu bugüne has bir şey mi diye. Değil. 2014'te... Mustafa Sarıgül'ün oyu da %40. Bak evet. Çok, burası çok, Merve burası çok önemli. 2014'te Mustafa Sarıgül'ü koyuyorlar. Kadir Topbaş'ın rahmetlinin karşısına. Aradaki oy farkı hocam final 500 bin ile kazanmış. Evet. Şimdi bir baktım sonuçlara. 500 bin oyla Kadir Topbaş kazanmış. Kime karşı? Mustafa Sarıgül'e karşı. Sarıgül oyu kaç? %41. Aman Allah'ım. Diyorsun ki 41 kim verdi? Normalde Cumhuriyet Halk Partisi o %25. O zamanlarda yoktu bu ittifaklar, doğru İstanbul'da mu? İstanbul'da biraz fazla. Heh. Peki. Şimdi olay soru şu, işte bu. Yani şu anda İmamoğlu şeyi zannediyor, onu kullanmaya çalışıyor da. Onu şöyle anlatmaya çalışıyor. Ben çok büyük bir adamım, geleceğim parlak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tekrar olacağım. Şunları başaracağım. Aa, inanın tamam arkadaşlar. Ve neticede benim başarımdan dolayı diyemiyor. Arkası yok ki çünkü. Bazı projeler hatırlamıyor falan filan. İşte falan yani falan. Zaten projeler konuşulmaya başlanınca hatırlayamama sorunu, bir B12 vitamini eksikliği bu konu, ortaya çıktı. Bu konuda destekliyor musun şu fikri? Yani sadece ideolojik bir karşı konumlanma üzerinden aldığı bir puan var. Zaten doğru, az önce söylediğim konu söylediğim yani şey muhalefetin yaptığı konu, stratejilendirdiği konu. Olayı siyasi alana çekmek. İdeolojik polemiklere çekmek. Ve polemiklere çekerek. Yerel bu konulardan gündemi uzaklaştırma, genel konular. Yani AK Partili isimlerin kaç parmağıyla selam verdiğinin hesabının yapılması işte İstanbul Belediye Başkanı'nın işi değildir. Ha, parmak hesabına gireceksek Van'da kaç parmaklarını eksilttirdiğini biz biliyoruz. Ama bu konu konumuz değil şu anda. Ama şurada çok iyi görüyoruz ki mesela bu da ilk defa yaşandı. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 5 yıl boyunca yönetmişsin, doğru mu? Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diye cümleye başlarsın eğer bir şey yapmışsan eğer. Geriye doğru gösterip de aha ben şunları 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 yaptım da diyemiyor. Oraya girdim ya hatırlamıyor, ya tamamladım diyor. Temel atmak ne demek bilir misin diyor. Yani bir şey yok, kreşten bahsediyor. Enteresan bir şey yani. Zaten şöyle. 5 yılda kreş açmış adam ya. 10 günde şunu söyleyebiliriz. O tam adam bunu söylüyor yani, çok enteresan. 10 günde şey. Gerçekten psikolojik üstünlük Cumhur İttifakı'na geçti. Geçti. Özellikle projeler konuşulmaya, İstanbul'un sorunları Ekrem İmamoğlu'na iletildiğinde hatırlayamama problemi ortaya çıktığında bunları çok daha net gördük. Yani kreş mesela en büyük hizmetleri. 540 milyar liralık bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinde kreş yapıyorsunuz. Bu arada kreş de ücretsiz değil. Onu söyleyeyim. Örnek verecek olursak AK Parti belediyeciliğinden. Bursa'da nüfusu 5 kat daha küçük bir büyükşehir. 32 tane kreş yapmış Bursa Belediyesi ve tamamı ücretsiz. Hmm. Hiçbir İstanbul'da ücret ödemeden çocuklar orada eğitim görüyorlar. Evet hocam, 4,5 puanla kurum alır. Şimdi farklı. Madem siz Hikmet Bey meseleyi... Ben oldum. Meseleyi 4,5 puanla alır. 4,5 puan. Evet. O ideol yani dediniz ya hani mesele ortada, teknik boyutlarıyla, somut boyutlarıyla ortada. Neden hala daha böyle işte... Diyor ki Ferhat Bey demin bir 4 puanlık bir eksisi olabilir. İyi Parti'nin olmayabilir. 6 şimdi, puan civarında bu tarafa 6 puan. Burak Alıncı'nın açıklaması var. Bir verebilir miyiz ekrana? Geleceğim hocam size. Hocam bir saniye müsaadenizi isteyeyim. Burak Avuncu dedi ya DEM Parti ile ilgili İBB meclisine girecekler. Bizim dönemimizde böyle bir şey yoktu. Bir sesi dinleyelim. Grup kuracaklar. Hı hı, grup kuracaklar. Ve benim ya yani kendi seçmenini anlatıyor. Biz varken bu yoktu. Biz çıktı. Şimdi bir grup kuracaklar İBB içerisinde diyor. Doğru, 31 tane DEM tarafından Cumhuriyet Halk Partisi listelerine konan isim var. Bunlar ilçe sözcülüğü yapmış daha işte 3 hafta önceye kadar. Veya DEM'in parti meclisi üyesi. Parti meclisi üyesi yani en üst kademedeki yöneticisi şu anda İstanbul Büyükşehir Meclisi'ne girecek büyük bir ihtimalle. Ya da daha çok uzağa gitmeyelim. Yani daha doğrusu çok uzağa gidelim. Esenyurt'a gidelim. Esenyurt'ta aday değişimi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi önce başka bir ismi gösterdi. Sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek o isim yerine Profesör Doktor Ahmet Özer gösterildi. Şimdi ne diyorlar Esenyurt'ta, neyi tartışıyorlar? Bir referandum yapıp il olmanın yolunu açacağız. Yani bir özellik ilanına gelebilecek ayan beyan açıklamaları var. Zeytinburnu'nda yani, da öyle oldu. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi eliyle yapılıyor. Bakın Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in kurucu partisi şu anda DEM tarafından yönlendiriliyor. Bu
Ben görülmesi gereken nokta bu. Yani Burak Kavuncu'nun işaret ettiği husus da burası. Siz 22 ilçede, İstanbul'un 22 ilçesinde aday çıkarmayacaksınız. 31 tane belediye meclisine üye göndereceksiniz. Ve Meral Danış Beştaş, AK Partili belediye başkan adayına muhalefet ediyor. Ya şu anda İstanbul'un iktidarında Murat Kurum mu var? Ekrem İmamoğlu'na yönelik belediyecilikle ilgili bir eleştiri duydunuz mu siz Meral Danış Beştaş'tan? Oylarlar hala gelmesin. Murat Kurum'un programları ile ilgili eleştirilerde bulunuyor. Bir açıklamasını duymadım açıkçası. Hani varsa Murat Kurum dışında Meral Danış Beştaş'ın herhangi bir gündemi yok. Yani şunu söylüyor. Kurt selamıyla Kürt selamı bir arada olmaz diyor. Yaptığı eleştiri bu. Sayın Murat Kurum'un yaptığı programlarla ilgili işte Güneydoğulu, Doğulu vatandaşlarımızla buluşmasını eleştiriyor. Bunun doğru olmadığını savunuyor. Ya biz Türkiye olarak, bakın dün 18 Mart, Türkiye'nin her yerinden, bu coğrafyanın her yerinden şehitlerimiz var orada. Gidenler bilir. Ve biz birlikte kurduk bu ülkeyi hep beraber. Türkiye'deki her vatandaş birinci sınıf vatandaştır. Murat Kurum'un ortaya koyduğu noktada burası zaten baktığınızda, ama Meral Danış Beştaş ne yapıyor? Özellikle Murat Kurum üzerinden bir eleştirme ve yıpratma politikası ortaya koyuyor. Bu da aslında ben bu Sisi planın çok net bir şekilde artık görüldüğünü hem Burak Avuncu da ifade ediyor, İyi Partililer de ifade ediyor. İşte biz de ekranlarda bunu dile getirmeye ama çalışıyoruz. Yani, vatandaşımız da bunu görüyor, onu söyleyeyim çok İstanbul'un rahat. İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri, yani en kalabalık evet, nüfus kalabalık olarak en yoğun ilçelerinden biri. Orada da parti meclisi açıklandı, üyeler açıklanıyor. Bir arkadaşlar, onun sesi de var herhalde Hüseyin. Bir onu da verelim. Siz kent uzlaşısı üzerinde yoğunlaştığınız için ağırlıklı olarak iki örneği arka arkaya vermiş olalım. Bu arada kent uzlaşısı kavramını ortaya kim attı? Mustafa Karasu, PKK'nın elebaşısı. Sonra kent uzlaşısı kavramını biz çok duymaya başladık. Sen demin istediği şekilde hareket ediyor CHP diye. Patron aynı çünkü. Tabii. Patronlar aynı olunca nerede ittifak yapmaları gerektiğini, nerede nasıl davranır, o sizi planın kurgulayan başka Başak birisi. Demirtaş'ı aday çıkarmayan, Başak Demirtaş'ı aday çıkarmayan kimdi? Kandil'di. Bakın evet. Orada da demin içinde de farklı gruplar var. Yani yekpare hareket edilmiyor. Bir grup siyaset üzerinden bunu yapalım derken PKK buna müsaade etmiyor. Başak Demirtaş aday olarak çıkmış olsaydı kamuoyu araştırmalarında çok açık seçik net bir şekilde görülüyor. %8'in üzerinde DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oy alacak. Olmasın DEM. Ve ne olacaktı bu sonuç? Açıklamında. Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanlığından edecekti. Kim devreye girdi? Kandil devreye girdi. Dedi ki kent uzlaşısına uyun, demokratik sürece destek verin. Adaylara destek olun mesajı ortaya kondu. Sonra Meral Danış Beştaş ismi o zaman şöyle ifade edildi. Ya o da güçlü bir isim. Başak Demirtaş kadar olmasa da güçlü bir isim. İşte bugün saha çalışmalarını görüyoruz. Murat Kurum'u eleştiren, bir taraftan da AK Parti'ye gitme ihtimali olan seçmenin oylarını kendinde tutmaya çalışan bir politik ortaya. Ama hocam şöyle soru sorarlar size, derler ki o zaman Kandil'in hedefi nedir? Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması için çalıştı Kandil. Kandil'in hedefi şu anda yani. Tayyip oraya Erdoğan'ın geliyor. Karşısına çıkma ihtimali bu olan herkese alenen destek vermek. Yani CHP'de bunu teşne yalnız. Cumhuriyet Halk Partisi bunu teşne. Tabii. Yani velev ki destek Kandil'den gelsin. Değişimdeki kastımız patron aynı. Buymuş diyeceğiz ama değişim yok bence zaten altılı masa sürecinde. Bence seçmenin bunu çok iyi süzmesi lazım. Seçmenin işte bu noktayı çok iyi süzmesi lazım. Ya ben hep şunu söylüyorum işte Hikmet abi. Türkiye'deki seçmen sarraf gibidir. Kuyumcu seçer. Terası hassasiyetinde doğru. Olayların çok iyi fotoğrafını çeker, buna göre de kararını verir. Şu Zeytinburnu'ndaki açıklamayı dinleyeyim. Açıklama değil de o halka yapılan açıklamayı. Bir dernek. Sunuşu dinleyelim, bir dernekteki. Zeytinburnu üzerinden size bir bilgi vermek istiyorum. Zeytinburnu'da biliyorsunuz biz belediye eş başkan adaylarını çarpmadık. Çünkü çarpsaydık biliyorsunuz kazanamazdık. Parti de bunu değerlendirdi ve bizim kazancımız olan çok değerli iki belediye meclis üyemizi Mavrun CHP'nin listesinden belediye meclis üyesi adayı gösterdiler ve bu iki arkadaş birisi ile gidecek, birisi de Zeytinburnu'dan bizi temsil edecek. Bunlar hayırlısıyla kazandıktan sonra tekrar istifa edip bizim partimize geri dönecekler. Yani DEM Parti'ye geri dönecekler. Artık bütün belediyelerde bizi temsil eden arkadaşlarımız olacak. Büyük şehirlerde de
İlçede de arkadaşlarımız olacak. Yani ben bu görüntüleri ilk izlediğimde evet, dedim ki DEM Parti sağda CHP'ye o istiyor. Öyle ama yani şimdi. Ama işte bu o demektir yani vatandaşlar. Biz haftalarda bir şey tartışıyoruz. Pardon, çok doğru bir bakış açısı. Haftalarca aynı soruyu sordurup aynı sorunun cevabını aramaya çalışıyoruz ve ben buna artık çok fazla tepki göstermeye başladım. Yani Ferhat Hocam burada çok net bir şekilde bir fotoğraf ortaya koydu ve çok doğru da koydu. Sinsi plan falan diyor. Artık bunun sinsiliği de kalmadı hocam. Net artık yani. Konuşmaya başladık yani, artık alenileşti. Adam daha ne desin yani. Ya bir şunu söyleyeyim. Çok basit bir örneği var. Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan bağırıyor. Diyor ki, ey diyor, neydi kadın ismi, hanımefendi ismi? Aysu muydu? Afyonkarahisar adayı. Burcu Köksal. Burcu Köksal. Ya diyor, ya kendi iş bul, ya başka parti bul. Ya bir belediye başkanının, adayının aynı zamanda. Yani bir eski vekile, üç dönem vekillik yapmış. Başka grup başkan vekili, yok halen de milletvekili. Doğru, grup başkan vekili hala hazırda. Aynı zamanda grup yani başkan parti vekili. İçerisindeki az üst ilişkisinde Burcu Köksal Ekrem İmamoğlu'nun önünde normal şartlarda. Çok daha önünde. Birisi belediye başkan ve başkan adayı. Milletvekili ve grup başkan vekili. Hat bildiriyor. Diyorsun ki yani tamam yani bu şudur. Benim ekmeğime kan doğrama. Uzaklaş buradan. Biz burada bir ittifak yaptık. Sen işte onu sokmam bunu sokmam diye bir çıkış. Fakat işin komik, komik tarafı da not aldım dedin ya. Aynı anda da 45 dakika arayla şeyde kağıt üzerinde genel başkan görünen bir Özgür Özel. Kağıt üzerinde yalnız. Başıboş görüntü dediniz başı siz. Bu buraya işaret zaten. Bak, diyor ki ya diyor bana diyor rica etti başkanım diyor. Bunu geçtiğimiz haftalarda bunu yaşadık. Olay çok basit bir şey değildi aslında. Yani partinin stratejisini belirten bir şeydi o. O yüzden ben aslında o konuda katılıyorum. Olayın sinsiliği burada aslında. Bir şeyi toparlamaya çalışıyor bir tanesi. Öteki de acayip milliyetçi. Hatta ne dedi? Abarttı lafı. Şöyle. Bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesine falan geldi. Evet, evet. Vatana Allah Allah illallah. Aynısı kim yapmıştı? Kemal Kılıçdaroğlu. Ne demişti hatırlıyor musunuz? Tam seçime çeyrek kala. Biz iktidara geldiğimizde Kandil'i ne yapacağız? Tarumar edeceğiz. Yok edeceğiz Kandil'i. Bu tarafında hedef duruyor. Tamam mı? Ve Diyarbakır'dan 70 almışsın. Elebaşları da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyor. Terörü. Aynı tezgah. Yine bu de. Şekilde işleme sokabildiler en fazla ama doğru hakikaten ben bu seçmenin bunu süzebileceğini, çok iyi bunu imbikleyeceğini, neticede bu planın ne olduğu çok iyi gördüğüne inanıyorum. Süzdüğü gözüküyor. Süzdüğü gözüküyor.